biraz solda lütfen. Ben araba kullanırken en önemli şeyin hani sen de söylemiştin ya. Psikoloji demiştik ya. Hani psikoloji. Yani rahat olmak dedin ya. Rahat olmak mı demiştin? Evet. Yani. Stres yapmamak. Rahat olmak. İşte gerilmemek. Genelde ruhsal bir yanı var bence. Araba kullanmak için en önemli şey bence de o yani. Rahat, insanın rahat olması. Bunun için de çok acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben burada da aslında o ince noktanın aceleyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet, yani insan öğrenirken sabrettiğinde bence hem sağlıklı öğreniyor hem de bir daha unutmamacasına öğreniyor. Yani her şey de öyle. Tabii biraz acele etmediğinde ama. Ama acele ettiği zaman muhakkak bir şeyler eksik kalıyor. Muhakkak. Hani evden aceleyle çıktığında ne oluyor? Muhakkak bir şeyler unutuyorsun. Küçük ya da büyük. Önemli ya da önemsiz bir şeyler unutuyorsun değil mi? Evet. Tüh ya diyorsun. Hatta geri dönmek zorunda olduğun şeyler oluyor birçok zaman. Öyle değil mi? Solda. Biz Flora'ya geldik bu arada. Ya demek ki insan acele ettiğinde özellikle eğitimde geriye dönük olarak geriye dönemeyeceği ve geriye dönemediği için de problem yaşayacağı bir şeyleri unutabilir başlangıçta acele ettiği için. Doğru mu? Ve bu acele onu daha fazla, daha önemlisi yani ikinci olarak da gerer. Yani bir şeyi hızlı yapmak, hızlı yapma çabasında bulunmak, bir an önce yapmalıyım, hemen yapmalıyım. Bak dikkat et, genelde zaten vurgu tonu bu olur. Evet. Hemen bitirmeliyim, bir an önce yapmalıyım. Aynen. Genelde insanı telaşlandırır. Acele insanı telaşlandırır. Arkamda araba varken stop ettiğimde daha fazla heyecanlı. Genelde. Zaten stop etme sebebin de genelde aceledir. Evet. Arkanda araba olduğunu bildiğin için acele edersin ve stop edersin. Evet. Hiç dikkat ettin mi buna da? Evet. Soldan gidelim yavaşlayarak biraz. Soldan. Daha yavaş. Küçük küçük acele et. Daha da yavaş. Şöyle gideceksin. Yavaş. Soldan. Evet. Daha yavaş. Ama bak debriyaj kullanabilirsin burada artık. Şimdi bak burada debriyaj kullanmalısın. Duracağım. Bak aceleden bahsediyordum, acele ettik. Evet, acele ettim. Yani hiç fren kullanmadan bu tip yerlere girersen akıbeti sıkıntı olur söyleyeyim sağda. Tam da sanki hani bunun üzerine konuşuyormuşuz gibi tam da üzerine olur. Örnek vermek istedim. Eyvallah. Örneği yaşadım bence. Bak orada bir an önce girmek istediğin için hiç yavaşlamak. Ben olsam bir yola dahil olurken önce yavaşlarım. Evet. Yaptığımız en büyük hata arkadaşlar. İnanın genel %99'un yaptığı en büyük hata şu. Bir an önce gireyim, bir an önce dahil olayım, bir an önce çıkayım, bir an önce kalkayım, bir an önce yapayım. Arkadaşlar bunu yaptığım sürece bunu ben de yapsam muhakkak belli hatalarla karşılaşacağım. Bunu siz de yapsanız ne yazık ki belli hata ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Maalesef ki bunu her kim yaparsa yapsın, bu acele işe kim girişirse girişsin, maalesef ki maalesef işte bu kazaların büyük oranda büyük kazaların, evet, büyük sıkıntıların en büyük sebebi arkadaşlar, bu hiçbir kazaya şey diye geçmez. Yani işte spikerler falan, metin yazarları, haberlerin metin yazarları şöyle demez. Acele ettiği için çok aceleci biriymiş de ondan kaza olmuş demez. Der ki aşırı hız ve dikkatsizlik. Evet, aşırı. Doğru değil mi? İşte aşırı hız ve yorgunluk. O da hep telaştan acıladım. Bir an önce gideyim, bir an önce yapayım. İşte ne bileyim, dikkatsizlik dediği şey aşırı hız da aceleden kaynaklanır. Dikkatsizlik de aceleden kaynaklanır. İnsanın dikkatini, dikkat dağınıklığı, dikkat edin. Bakın dikkat edin diyorum aynı zamanda. Çok çok hızlı hızlı hareket eden küçük çocukları götürün, genelde dikkat dağınıklığı teşhisi koyuyorlar. Evet. Yani hızlı hareket eden bir şey dikkat edemez. Bu yüzden araçlarınızda da lütfen çok hızlı hareket etmeyin. Bir an önce hareket etmeyin. Hızlı da gitmeyin. Hızlı gittiğinizde de çok zeki de olsanız, dikkat dağınıklığınız olmasa da dikkatiniz dağılır hızlı gittiğiniz için. Çok sonradan görürsünüz çünkü birçok şeyi. Yani